İstanbul'da düzenlenecek olan 5. Uluslararası Klarnet Festivali tanıtıldı. Yıldız Yağmuru'na dönüşecek festivalin detaylarını izliyoruz. İstanbul bu ay müziğe doyacak. Bu yılki Klarnet Festivali hangi usta ismi adandı? En önemsediğimiz konserlerin başında da ustaya saygı geliyor. Zara sonunda isyan etti. Ünlü türkücü Zara kameralar önünde neden Serkan Çağrı'ya çıkıştı? Bizim festivallerde... Serkan Çağrı'nın 5 yıl önce başlattığı Klarnet Festivali dünya çapında bir organizasyon haline geldi. İlk yıllardan beri en önemsediğimiz konserlerin başında da ustaya saygı geliyor. Bu yıl 5. kez düzenlenen Klarnet Festivali'nde her yıl ünlü müzisyenler bir usta için toplanıyor. Bu yılki festival ise geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz müziğin büyük ustası Kayahan'a adandı. Her yıl bir ustaya saygı gecesi yapılıyor. Bu yıl da Kayahan gecesi yapacağız. Türkiye'nin en ünlü sesleri Eylül'ün 22'sinde aynı sahnede buluşacak ve klarnet eşliğinde Kayahan şarkılarını söyleyecek. Çeşitli sanatçı arkadaşlarımızın olduğu Kayahan şarkıları söylenecek. Ben de şarkı söyleyeceğim. Kayahan hayatını kaybetmeden önce bir albüm üzerinde çalışıyordu. Ne yazık ki ömrü yetmedi. Şimdi İpek Açar o albümü tamamlamak için uğraşıyor. İskender tamamlamak üzere, bitmek üzere diyebiliriz aslında. En yakın zamanda sevenlerle buluşturacağız şarkılarımızı. Serkan Çağrı'nın önderliğinde yapılan 5. Klarnet Festivali'nde bakın bu yıl kimleri sahnede göreceğiz. İpek Açar, Zara, İskender Paydaş, Suat Suna, Hakan Bilgin ve dünyaca ünlü pek çok sanatçı İstanbul'un dört bir köşesinde konserler verecek. Bazen vapurda karşınıza çıkacaklar. Bazen kalabalık bir meydanda. Suat Suna bu görüntülerden öyle etkilenmiş ki başka bir festivalin hayalini kurmaya başlamış. Enstrümanların kıymetinin bilinmesi ve tanıtım olarak öne çıkartılması bence çok doğru bir adım. Belki bir gün biz de keman festivali falan yaparız. Aynen. En heyecanlı isimlerden biri şüphesiz İskender Paydaş. Şarkıların böyle güzel sanatçılarla beraber sahnede tekrardan söylenecek olması, bunun daha farklı aranjmanlarla yapılacak olması ve bunun müzik direktörünü benim yapacak olmam benim için hem heyecan verici hem gurur verici. Zara da Kayahan şarkıları söylemek için sahnede olacak. Ama bu konserin ünlü türkücü için yeri başka. Ki ben her konserinde bir Kayahan eseri okurum normalde. İnsanlığı, yüreği bambaşkaymış. Şimdi söylerken bambaşka söylüyorum. Eserlerimi söylemeye çalışıyorum. Daha önceki 4 Klarnet Festivali'nde de sahne almıştı Zara. Ama ancak 5. yılda istediği şarkıyı söyleme şansı bulmuş. Haliyle biraz dert yanıyor. Bütün festivallerde Zara'cığım şu parça sana müşteriyordum. Ben odalarda ışıksızımı istiyorum. Çünkü sen okursun, nasıl olsa okursun diyor. Basın ben de aldın yani. Evet, aynen öyle. Odalarda ışıksızım arkadaşlar. Tamam mıyız? Eylül itibariyle sonbahar resmen başladı. Ama üstündeki çiçekli böcekli elbiseden anladığımız kadarıyla Zara'nın yazı terk etmeye niyeti yok. Ben sıcaklığını yazdım. Yeni geldim de o modda çıkamadım hala. Aslında tatil yapmaya niyeti yokmuş da Zara'nın. Çocuk olunca mecbur kalmış. Çocuğun olduktan sonra hayatım... İşte doktoru diyor ki D vitamini alması lazım, denizin minerallerini alması lazım. Zara, Klarnet Festivali için tatili kısa kesmiş. O kadar heyecanlı ki konserlerden söz ederken bile gözleri doluyor. Klarnet Festivali'nde iki tane konserde yer alacağım. Bir Kayahan'ın anma gecesinde, bir tane de Mercan Dede ile birlikte. O çok çok şahane eserler var orada, onu düşündükçe gözlerim doluyor. Gerçekten biraz ağlayarak geçebilir o konser. Ve sohbet arasında bombayı patlatıyor Zara. Ekranlara dönmek için böyle bir dizi projesi var gibi, böyle anlaşmak üzere inşallah, eğer anlaşırsak dizi de olacak. Daha işte Aralık Ocak gibi girecek bir proje.